Son günlerde gündemi meşgul eden ittifak mevzularından yeni gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. Binali Yıldırım'ın yeniden Refah'a yapmış olduğu resmi ittifak teklifinin ardından 4 gün geçti. Yeniden Refah Partisi kulislerinde ise halen net bir söylem elde edinilmedi. Binali Yıldırım ise bugün yapmış olduğu açıklamada yeniden Refah'ın ittifaka olumlu baktığını ifade etti. Ayrıca 6.284 sayılı kanun konusunda yeniden Refah'ı yalanladı. Ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Şöyle Aslı Hanım, şunu bilmek lazım. Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi kurullarında, yetkili kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Bu detayları hiçbirisini konuşmadık. Kaldı ki ömrünü yerli ve milli sanayiye ve ağır sanayiye hasretmiş Erbakan hocamızın misyonunun devamı olan Yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak, ters düşecek hiçbir konumuz olmaz. Yeniden Refah ARG Başkanı Doğan Aydal ise bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada ittifak konusunda son sözü Genel Başkan Fatih Erbakan'ın söyleyeceğini belirtti. Nihayetinde siyasi tercihi bizzat Sayın Genel Başkanımızındır. Hangi yönde kullanacağını kendileri açıklayacaklar. O açıdan da ben değerli izleyenlerden özür diliyorum. Böyle bir bilgim olsa dahi söylemem siyaseten estetik değildir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda AK Parti'yi eleştirdi. Özdağ, 6.284 sayılı kanunun kaldırılmasının teklif edilmesini kadın düşmanlığı olarak niteleyerek seviyesini ortaya koydu. Yeniden Refah Partisi ise 6.284 sayılı kanun hakkında bugün yazılı açıklama yaparak, kadına şiddete çözüm üreten bir madde olmadığı vurgulayarak kaldırılması gerektiğini savunmaya devam etti. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye sunduğu tekliflerde medyaya sızdı. İşte tekliflerin bazıları: zina suç kapsamına alınacak, Fulbright Eğitim Komisyonu'ndan vazgeçilecek, denk bütçe hayata geçirilecek, herkes için adalet anlayışı hakim güdülecek, atamalarda adalet ve liyakat göz önünde bulundurulacak, İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı maddelerden çekilinilecek, toplumsal cinsiyet eşitliği düzenlemeleri kaldırılacak, engelli maaşları asgari ücrete denk olacak, süresiz nafaka yüzünden oluşan mağduriyetler giderilecek. Yeni gelişmeler olduğunda kanalımızdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz.